Günün ikinci manşetine hoş geldiniz. Bu manşette özellikle sığınmacı sorununu ve ekonomik meseleleri ele alacağız. Göç ekonomiktir, iltica başkadır. Evet başlığımız bu. Çünkü kavramlar da birbirine karıştırılıyor. Bana göre iltica mülteci, sığınmacı, göç, göçmen bunlar farklıdır, farklı şeylerdir. Yine 250 bin veya 400 bin dolar verip... Türkiye'den ev alarak vatandaşlık alanlar başka bir kategoridir. Rus oligarklar farklı bir kategoridir filan. Bütün bunların hepsine bakacağız. Suriyeli göçmen, Afgan göçmen... Ee, onlar da farklıdır. Orta Doğu Iraklı göçmen veya işte Sudanlı göçmen... Onlar da kendi aralarında farklı farklıdır. E, ama ağırlıklı olarak Suriyeliler söz konusu olduğu için... Türkiye'de elbette o çerçeveden bakacağım. Öncelikle ekonomiye bakalım. Çünkü bunlar birbiriyle çok yakından ilişkili. Yani ekonomide her şey güllük gülistanlık olsaydı bu bıdırdanma, bu vozurdama olmayacaktı. Bir de işin böyle bir yanı var. Nitekim 2011'de, 12'de, 13'de, 14'de, 15'de, 16'da, 17'de olmadı. O zaman yok muydu 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon Suriyeli vardı. Şimdi elbette meselenin temeli ekonomik. Oradan başlayarak ancak doğru anlamlandırabilirsiniz konuyu ya da konuları. Metropol araştırması Mart 2022 Türkiye'nin Nabzı Türkiye'de genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor yoksa kötüye doğru mu gidiyor diye sorulmuş. Kötüye gidiyor diyenler %70.8. Fakat sıkıntı e, bakılması gereken yer orası değil. Partiler ne demiş? Yani AKP'li seçmen, CHP'li seçmen, İyi Partili seçmen ne demiş? CHP'li seçmenin ne dediği ortada da %95 zaten CHP'li seçmen kötüye gidiyor diyor. Ama AKP'li seçmenin %32'si de kötüye gidiyor demiş. AKP'li seçmenin %32'si kötüye gidiyor diyor. Sadece %58'i iyiye gidiyor diyor. Evet. E, MHP'li seçmenin %40'ı kötüye gidiyor diyor. Sadece %44'ü iyiye gidiyor diyor. Bu da mihim. İstanbul Araştırmalar Merkezi geçinebiliyor musunuz? diye sormuş. %59 gelirim giderlerimi karşılamıyor. %27 gelirim giderlerimi ucu ucuna karşılıyor diyor. Yani 59 ile 27'yi toplayın 76. %76 geçinemiyor ya da işte kıl payı. Yani %76 Ekonomik gidişatın sebebi Aksoy Araştırma sormuş. Ee, ekonomideki kötü gidişatın sebebi Ekonominin kötü yönetilmesi diyor Türkiye geneli %76 ile mavi grafik ekonominin kötü yönetilmesi. Siyah da dış güçler. Fakat burada da gene partilere dikkatinizi çekelim. AKP'de %57 ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı diyor. Yine MHP'de %64. Ekonomik ekonomideki kötü gidişatın sorumlusu sebebi Ekonominin kötü yönetilmesidir diyor %57 AKP'li, %64 MHP'li. İşte bütün bunlar esasen e, iktidarın e, başında çanların çaldığını gösteriyor tabir yerindeyse. Işte. Ondan dolayı da önlem almaya çalışıyorlar. Ondan dolayı da işte dün öyle söylediklerini bugün e, tükürdüklerini yalıyorlar. Bugün bir şey söylemişlerse bunun arkasının geleceği kuşkulu, şüpheli. Bakın ekonomi... Taneyle satılıyor domates. Migros'ta. Taneyle. Tane fiyatları var üzerinde. 2 lira, 3 lira filan. işte büyüklüğüne göre. Ben İngiltere'de yaşıyorum 6 yıldır. 6 yıl doldurdum 7. yıl. Buraca taneyle satılan sebzeler veya bazı meyveler var. Mesela salatalık taneyle satılır burada. Yadırgamam. İri bir salatalıktır. Zaten ihtiyacınıza göre bir tane iki tane alırsınız işinizi görürsünüz. Mesela karpuz dilimle satılır. Yani büyük karpuzu almaktansa yarısını ya da üçte birini, dörtte birini, çeyreğini neyse alabilirsiniz. Üzerinde fiyat etiketi vardır, jelatinlenmiştir. Başta yadırgamıştık ama sonra alıştık. Hatta ihtiyacın kadar aldığı için israfı da önlüyor. Yani kocaman büyük bir karpuz alacağına dörtte bir karpuz alıyorsun. Onu tüketiyorsun ve dolayısıyla e, israf olmamış oluyor. Çöpe gitmemiş oluyor. Böyle, böyle artıları var. Burada sebzelerin ve meyvelerin e, satışı, gene kendine göre işte ambalajlanıyor bazısı gerçekten kiloyla satılıyor bazısı taneyle satılıyor falan ama domatesin taneyle satıldığını görmedim ve domatesin taneyle satıldığını görse herhalde İngilizler de yadırgardı ama bizim ülkemiz gördü Evet. örtülü ödenek Ozan Bingöl grafiği 2006-2021'de böyle yükselmiş efendim 2006'da 327 bin iken 327 bin TL iken, yani 327 milyar, şimdi 2.714 milyara çıkmış 2021 itibariyle. İşte böyle de, böyle de örtülü ödenekten saray harcıyor. Yani saray 2021'de 2.7 milyar TL'yi, TL'nin hesabını vermiyor. Bir yerlere göndermiş. Evet. Yine e, Cumhuriyet tarihinden bu yana bir ilk yaşanmış, artık diyor, en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay 46.3'ten 47.5'e yükseldi. En yoksul 20'nin payı da 6.2'den 25.5.9 düştü. Erdoğan örtülü ödeneği har vurup harman savururken Erdoğan'ın zenginleri de e, zenginliğine zenginlik kattı, malına mal kattı, mülküne mülk kattı. Evet. Gerçi dünyada da oranlar farksız. O arada herhalde burası DNR galiba. Eee bir tarafta First Lady'nin kitapları, bir tarafta Erdoğan'ın kitabı, bir tarafta damadın kitabı. Bütün raflar ailenin kitapları tarafından tutulmuş. Kendi yazmadıkları kitaplar yani. Üreticiler et pahalı değil alım gücü düşük diyor. Kasaplarsa önlem alınmazsa fiyatların 250 lirayı bile bulabileceğinden bahsediyor. 250 TL etin kilosu. Birkaç yayındır söylüyorum. Burada alım gücünü falan geçtim, asgari ücreti falan geçtim. Zaten hiçbirisi kıyas kabul etmez. Fakat buradaki marketlerde aldığınız ürünler Avrupa'da da öyledir. Yani euro cinsinden de öyledir. Sterlin cinsinden İngiltere'de aldığımız ürünleri TL'ye çevirdiğimizde Türkiye'deki marketlerden daha pahalıydı. Yakın zamana kadar. Domatesi, salatalığı, kuru yemişi fark etmiyor, eti, peyniri, sütü fark etmiyor. Hemen hepsi. Ama artık buradaki Şimdi Türkiye'deki market fiyatları veya Türkiye'deki ürünlerin fiyatları önüme düşüyor sosyal ağlarda. Şimdi ben her gün olmasa bile gün aşırı markete giderim. Markete gittiğimde bakıyorum ete, yumurtaya, süte, e, ne bileyim salatalığa, üzüme neyse önümde ne varsa. Oradaki fiyatlarla Türkiye'den düşen market fiyatlarını kıyaslıyorum. Burası daha ucuza geliyor. Yani alım gücü alabildiğine yüksek bilmem kaç katı yüksek olmasına rağmen buradaki yani cebinizdeki TL ile gelin buradaki marketten alışveriş yapın. Türkiye'den daha ucuz alırsınız. Öyle söyleyeyim. Son birkaç ayda böyle oldu. Türkiye'deki fiyatlar hele et fiyatları. Yani burada bakın etin tavuğun kıymanın neyse kilosunu 3 liraya 5 liraya 6 liraya 7 liraya alırsınız. Hangi parçası ve ne biçimde kesilmiş olursa parçalanmış olursa olsun. Lira diyorum sterlin olarak çevirin siz. Yani Ayrıca burada et sebzeden daha ucuzdur Sebze daha pahalı. Fiyatlara bakar mısınız? Birisi yazmış bir anonim hesap. Pazardan bildiriyorum. Soğan patatese 100 TL. Salata malzemesine 83 TL. Enginara 50 TL. Altı enginara 50 TL. Meyvaya 125 TL. Domates salatalığa 70 TL ödedim. Allah belanı versin. AKP demiş geçmiş daha ne diyeyim. Bu da kendi çektiği fotoğraf. Şimdi ben buradaki fotoğraflara bakıyorum. Yani şimdi şu kilo 25. Şimdi bu domatese bakıyorum. Bu domatesin daha uygun fiyatlı olduğunu görüyorum buradaki raflarda. Yani aynı şekilde işte şu patatese bakıyorum. 3 kilo 50 TL diyor. Ya burada kuruş mesabesinde satılıyor patates. Yani 50 kuruş koca bir paketi alıyorsun işte 1 kiloluk, 2 kiloluk paketi. 50 kuruş, 60 kuruş, 70, 80 kuruş mesabesinde alıyorsun. Yani pence diyeyim ben. Sterlin değil de. Ondan dolayı e, tuhaf buradaki fiyatları görüyorum. E, İngiltere'deki market fiyatları TL bazında bile daha ucuz. Fatih Tonguç paylaşmış. Bandırma meydan. Ucuz pide kuyruğu. Kendi fotoğrafı. 300 gram pide 2,5 TL. Bir kişi maksimum 2 pide alabiliyor. Sınır var. Günün bu saatinde çok şaşırdım. 12'de kuyruk başlamış. Satış 15'te başlayacak. Bak. 12'den 15'e kadar 3 saat orada güneşin altında kuyrukta duruyor insanlar. Ucuz pide almak için. Ki diyor burada bizim buranın diyor refah seviyesi nispeten yüksek. Ya da sen öyle biliyorsun. O da artık gitti yani. Dönelim. Türkiye Avrupa'nın plastik çöplüğü. Avrupa İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 2019'da 580 ton, 20'de 660 ton, 21'de 580 bin ton Avrupa'dan atık ithal etti. En alttaki cümleye dikkat açık atık ithalatında 3 yıldır üst üste birinci sırada geri dönüşüm konusundaysa Avrupa'da son sırada. Evet. Ee, Adana'da gördüğünüz görüyorsunuz. Bu çöpün izini de e, batılı gazeteciler sürüyorlar. Türkiye'den kimse takip etmiyor. Adana'da görüyorsunuz boş arazilere atılmış bu çöpler. Daha sonra Adana, Adana Belediyesi gitmiş onları toplamış da işte efendim icabına bakmış falan ama hala bölgeye giden gazeteciler veya bölgeye giden kişiler işte İngiliz marketler zinciri Tesco'nun ambalajlarını falan orada buluyorlar. Ta İngiltere'den çöpler oraya atılmış. E, tonuna 200 pound e, veriyor İngiltere. E, bütün Avrupa ülkeleri de aynı şekilde ve atık ithalatında Türkiye ilk sırada. Gel ne olursan ol gel çöpünüzü de getirin falan. Çöpü alıyorlar. Tamamen AKP'ye iktidara yakın eklemlenmiş insanlar. Başlarına bir şey gelmeyeceğini bilen insanlar. Çöpü alıyorlar. Parayı da alıyorlar. Sonra da çöpü araziye döküyorlar. Ve o çöp, o araziye dökülen çöp, o verimli arazileri Adana'da yani pamuk, buğda yetişen araziler onlar. Oralıyım çok iyi biliyorum. O araziyi uzun yıllar döndürülemeyecek bir şekilde kirletiyor ve öldürüyor. Bu plastik atıklar. Reuters'a konuşan uzmanlar Türkiye'de kiralar ve emlak fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor demişler. 2020'de Türkler gelirlerinin %47'sini kiraya öderken bu oran bu yıl %61'e yükseldi diyor Reuters haberi. Yine konut fiyatları Şubat ayında yıllık bazda %100'e yakın artışla rekor kırmış. Sadece Şubat'ta. Evet, yıllık bazda Mart, Nisan'ı bilmiyoruz. %100'e yakın artışla rekor kırmış deniyor. Sonra da enflasyonu hesaplıyorlar. İşte emekli Vedat Bilgin emeklilere dönecek bayram ikramiyesi geçen yıl olduğu gibi 1100 lira olarak filan ödenecek. Popülist taleplere kaymamamız lazım. Öyle bir kayarsınız ki yarın öbür gün seçim ilan edildiğinde emekliye de verirsiniz, asgari ücreti de artırırsınız falan filan falan popülizmin tillahını yaparsınız. Bu Vedat Bilgin hala Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda oturuyor. Çünkü bu emeklilerle ilgili bir laf etti. Sonra kendi bakanlığı yazılı açıklamayla kendini yalan, yalanladı. Bu kadar da midesiz, omurgasız, e, duruşu olmayan insanlar. Yani enteresan bir şey. Yani bir laf söylüyorsun ve arkandaki bürokrasi yazılı açıklamayla seni yayınlıyor. Yani Çalışma Bakanı bir laf söylüyor hemen ardından Çalışma Bakanlığı'ndan yazılı açıklamayla bakanın söylediği yalanlanıyor. Ve bunlar da orada oturmayı işlerine sindiriyorlar yani. Orada arada tabii İngiltere'de de e, halk e, film ve dizi platformlarından yavaş yavaş çekilmeye, üyeliklerini iptal ettirmeye başlamışlar. E, doğal. Yani gıda harcaması belli bir yekün tutmaya başladığında, gelirler düştüğünde insanlar lükslerinden feragat ederler. Irak ve Suriye'yi ter terörden arındıracağız. Bugün Sabah gazetesi bu manşetle ve içeride de bu başlıkla çıktı. Kimse de sormuyor ki işte yavaş yavaş mülteci meselesine geliyoruz. Kimse de sormuyor ki yani ekonomiyi al ekonomiden aldım ki daha iyi anlaşılsın diye. Ya Irak'tan sana ne, Suriye'den sana sana ne? Başka bir şey söz konusu olduğunda işte Ukrayna'nın e egemenliği dersin, toprak bütünlüğü dersin ama sen Irak'ta Suriye'de cirit atıyorsun. Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak Suriye'nin toprak bütünlüğü yok mu? Orada o parlamentolar seçilmiş insanlar yok mu? İşte oraya öyle, oraya öyle. Ve bunu da dinliyor insanlar. Dinleyen de kimler? Büyükelçiler. Ya yani büyükelçilere verdiği iftarda böyle söylüyor. Irak ve Suriye'yi terörden arındıracağız. Girdim, arındıracağım diyor. Sınır ötesi harekattan bahsediyoruz. Tabi muhalefette beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu tweeti dün akşam çok konuşuldu. Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençe kilit operasyonunda dualarımız kahraman ordumuzla birlikte Allah bu mübarek ayda Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin diyerek tezkereye hayır diyen Kemal Kılıçdaroğlu fiilen evet diyor. Demek ki o zaman kategorik olarak reddettiniz siz. Şimdi yavaş yavaş mültecilere gelelim. Cem Toker demiş ki, birkaç yıl içinde sınırlarını kontrol edemeyip nüfusunun yaklaşık onda biri kadar kontrolsüz, kimliği belirsiz, kayıtsız sığınmacı istilasına göz yuman ülkenin halkından elbette tepki gelecektir diyor. Katılıyorum. Her 10 kişiden biri bunlar. Yani 8 milyon mülteciden bahsediyoruz. O resmi rakamlarla 4-5 hikaye ve bunların çoğu kayıt altı da değil. Bakın Bulgaristan'a, Romanya'ya geçenler oradan üstü çıplak iade ediliyorlar. Hiçbir kayıtları da yok. Üzerlerinde pasaport, kimlik, kendilerini tanımlayan bir şey de yok. İran'dan girmişler. Edirne'den, Kırklar elinden karşıya geçmişler. Ve oradan da iade edilmişler yakalanıp. Yani 1500-2000 kilometre tepiyorlar. Ve bir tane yani o kadar hani yollarda GBT falan var ama onlara yok. Ve tabii iktidar e, yükselen tepkileri görünce ağız değiştirdi. Bahçeli dedi ki demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Bıla bıla. Erdoğan da dedi ki gönüllü ve onur, onurlu geri dönüş. Elimizden geleni yapacağız. Daha önce muhalefetten yükselen sesler karşısında muhacir ensar edebiyatı yapmıştı. Hiçbir yere göndermiyoruz burada tutuyoruz falan filan. Gerçi o daha o zaman da söyledim batıya bir mesajdı şeye bir mesaj değildi. İç, iç içeri bir mesaj değildi. O tamamen Batı ülkelerine dönük bir mesajdı. Tamam Suriyelileri biz burada tutuyoruz. Merak etmeyin arkanız sağlam mesajıydı. Fakat bu içeriye bir mesaj şimdi. Yani plan şu. bu konuda toplumsal muhalefeti ve bu toplumsal muhalefeti harekete geçiren Ümit Özdağ vesaire gibi unsurları, kimi medya unsurlarını falan da hesaba katarak ve bir takım asayiş olaylarını hesaba katarak özellikle ekonomik e, anlamda gerileyen, ekonomik anlamda fakirleşen halk e, bakkal işleten, market işleten, manav işleten neyse Suriyeli'yi görünce tepesi atıyor. Ben marketten yumurta alamazken e, sen benim mahallede işte paraya para demiyorsun, ticaret yapıyorsun falan gibi bir durum var. Şimdi bu durumun çevrilmesi, bu durumun zapt edilmesi sosyolojik olarak mümkün değil, toplumsal olarak mümkün değil. Sen istediğin kadar o adam yasalara göre işte orada onu işletiyor. Ee, Türkiye vatandaşı olduysa da bunu gidip sen devletine sorman lazım. O adam orada işte savaştan kaçmış veya başka şeylerden veya ekonomik nedenlerle yaşadığı bölgede Suriye'de veya Irak'ta, Afganistan'da neyse para olmadığı için. E, paranın peşinden koşmuş. Burada da ticaret yapıyor, namusuyla kazanıyor, vergisini ödüyor. Ne istiyorsun falan? İstediğin kadar anlat. İstediğin kadar yasal çerçeveden, ahlaki çerçeveden, temel hak ve hürriyetlerden falan, mülteci hukukundan falan bahset. Dinlemez. Dünyanın hiçbir tarafında da insanlar dinlemez bunu. Yani İngiltere'de de dinlemez ki zaten Brexit oylaması öyle oldu. Tamamen e, göçmen korkusundan dolayı oldu. Artık Avrupalı, özellikle Doğu Avrupalı göçmenler AB ...vatandaşlığı şemsiyesinden de yararlanarak artık Polonyalılar, Romanyalılar, Macarlar, Bulgarlar falan filan içimize dolmaya başladı falan deyip... ...öf deyip 2016'da Brexit oylamasını kıl payı geçirdi İngiltere. Bunda tabi devletin de etkisi vardı. Sonrasında da fiili olarak sonlandırdı Avrupa Birliği üyeliği. Batı'da da siz bunu... Gerçekten halklara izah edemezsiniz. Avrupa'da da izah edemezsiniz. Amerika'da da izah edemezsiniz vesaire. Şimdi bugün Amerika'da da bir takım tedbirler söz konusu. Ki Amerika bir göçmen devleti olduğu halde. Yani Amerika'da yaşayan herkes belki nüfusun yüzde sekseni doksanı oranın yerlisi değil yani. Benzer bir biçimde Avrupa'da da bir e, hareketlilik var. Yani şu eleştirilere katılmıyorum. E ne yani sömürge işte sömürdüğünüz insanlar bir gün sizi tırmalar bak işte filan. Çok ucuz yorumlar bunlar. Yani bundan 2-3 asır evvel başlayıp bitmiş olayları 2022'ye taşımanın bir manası yok. Sömürge, sömürgecilik falan uzun zamandır yok. Ayrıca sömürge ve sömürgecilikle bir zenginlik elde edilse bile bunu 50 yıl, 100 yıl veya kıyamete kadar götürmek mümkün değil. Ayrıca İngiltere özelinde mesela ve diğer Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya falan özelinde de özellikle son 50-60 yılda bütün uluslar e, ayrıldılar özelliklerini ilan ettiler bağımsızlıklarını ilan ettiler cumhuriyetlerini ilan ettiler serbest seçimlere geçtiler filan Afrika'da da öyle Güney Afrika'da da öyle başka yerlerde de işte okyanustaki adalarda falan da öyle yani ve bunu zaten o büyük devletlerde teşvik ettiler yani onların ayrılmasını onlar onların ana gövdeden kopmasını vesaire e, öyle olsa bile dönüp bakın ne kadar mülteci besliyorlar Almanya'dan bir rakam vereceğim sadece size her yere böyle sömürgeci edebiyatıyla yaklaşmaktan vazgeçilsin diye söylüyorum. Almanya'da bugün 22 milyon göçmen kökenli nüfus var. 22 milyon. Ve bu toplam nüfusun %27'si. Yani neredeyse Almanya'da her 3 kişiden biri göçmen veya göçmen kökenli. Ne yapsınlar daha fazla? Ve hala alıyorlar. Ve hala göçmenlere dönük yasal iyileştirmeler yapıyorlar falan. Hani bir anlamda gel ne olursan ol gel diyorlar. Meseleye biraz da böyle bakmak icap ediyor. Erdoğan'ın bu söylediği içeriye dönük ve belli ki bu toplumsal hareketliliği gördü ve bu toplumsal hareketliliği seçime de belki evirmeye çalışıyor. Seçimde bunda buradan bir puan kazanmaya çalışıyor. E, şunu yapacak muhtemelen e, oradaki belli pilot bölgelere veya hemen sınırın öbür tarafında Suriye'de olsun, Irak'ta olsun kontrol edebildiği bölgelerde kentler veya kasabalar inşa edip oralara bu göçmenleri peyderpey taşıyacak. Ne kadarını taşıyabilir? 50 bin, 100 bin, 300 bin bilmiyorum. Ama böyle bir politikayı bangır bangır yapacak ve bununla da puan veya ya da oy toplamayı amaçlıyor olabilir. CHP genel merkez önüne şöyle bir pankart asılmış. Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi? Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Seçime dönük bir takım kaygılarını dile getirmiş e, CHP Genel Merkezinin üstünde böyle bir pankart var. E, artık partiler de bu konuya son derece duyarlı ve ne diyeceklerini ölçerek biçerek götürmeye çalışıyorlar. Bunun üzerinden elbette bir siyasi hesap görülüyor. Zafer Partisinin gördüğü gibi yani samimi. Olduğunu zannetmiyorum ben Ümit Özdağ'ın çıkışlarında ama öbür taraftan da bir toplumsal vaka var. Yani istediği kadar buna siz Ümit Özdağ kışkırtıyor deyin, istediği kadar Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı da kışkırtıyor deyin, ne derseniz deyin. Toplumda bir rahatsızlık var ve herkesin içinde <laughs> özür dilerim şöyle veya böyle ıkçılık vardır ve insanlar birlikte yaşamak istemiyorlar ve onların zenginleşmesine ve onların iş yapıyor olmasına ve onların pastadan pay kapıyor, pay götürüyor olmasına tepkililer. Ayşe Hür enteresan sorular sormuş. Sığınmacılar konusunda öfkelenenler şu basit testi dürüstçe cevaplasa öfkesini kontrol edebilir. Soy ağacımda göçmen veya sığınmacı var mı? Onlara nasıl davranılmış? Son dönem sığınmacıların ülkeye gelmesinde esas sorumlu kim? Bir gün bir başka ülkeye göç etmeyi düşünüyor veya hayal ediyor muyum? Bu gerçek olduğunda bana nasıl davranılmasını isterim? Türk erkeklerinin kadınlara davranışı genel olarak nasıldır? Son bir haftada herhangi bir kadını gözlerimle takip ettim mi, laf attım mı vesaire? Evet. Bu testi önce kendinize yapın. Yani iğneyi kendinize batırın ondan sonra çuvaldızı başkasına batırırsınız diyor. Bu konuları biraz takip ediyorum, biraz biliyorum. Bir de kendim göçmenim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Göçmenlik, sığınmacılık, ee, mültecilik farklı konular. Mesela ben mülteci değilim. İngiltere'ye iltica etmedim. Ben göçmenim ve burada bir göçmen vizesiyle yaşıyorum. Bunlar farklı konular. İngilizce'de de immigration e, ya da migrant ya da işte refugee, asylum falan gibi farklı farklı kelimelerle e, şey yapılır ve her kelime arasında farklı nüanslar ve kendine göre e, hukuki farklılıklar vardır. İltica şudur. Şimdi Suriyelilere mülteci denildiğinde veya göçmen veya sığınmacı. İltica savaştan kaçarsınız, çatışmadan kaçarsınız ya da hakkınızda siyasi bir takibat vardır falan. Mesela bizim olduğu gibi yani bu ülkede ben siyaseten linç ediliyorum ve hakkımda beni rejim düşmanı ilan ettiler ve ben bu ülkeden kaçıyorum. Yani beni ülkenize alın kabul edin falan diye yani bizim gibi bizim durumumuzdaki gazetecilerin durumu gibi gidersiniz Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, medeni ülkelere, Kanada'ya, İsveç'e neyse iltica edersiniz. Dersiniz ki böyle böyle ben benim ülkem de ben e, siyasi olarak linç ediliyorum. Ülkeme gidersem can, can güvenliğim yok. Zaten balıma mülküme el koydular vesaire. Beni zindanda çürütecekler. Ve sizin e, gerekçelerinize bakar, delillendirmenizi ister ve iltica başvurunuzu alır, kabul eder. Siz iltica ettikten sonra kendi ülkenize bir daha gidemezsiniz. Kendi ülkenize gittiğinizde iltica nedenleriniz ortadan kalkmış olur ve ilticanız düşer. Böyle sağlam kurallara bağlıdır. Ben göçmenim mesela. Benim kendi ülkeme gitme hakkım var. Kendi ülkeme gittiğimde göçmen vizem düşmüyor. Şimdi Bunlar farklı konulardır yani. Göçmenlik de farklı farklıdır. Çalışma vizesi alırsınız, yatırımcı vizesi alırsınız, şu bu vesaire. Suriyelilerin olayı tam anlamıyla göçmen değil. Tam anlamıyla iltica da değil. Bir tür sığınma, sığınmacılık ve bir tür ekonomik gerekçelerle yap yapılan bir işlem. Yani e, savaştan kaçmıyorlar sadece. Şeyden de kaçıyorlar yani... Bir, ekonomik olarak bir gerçek göremedikleri için de Türkiye'ye doğru yönlerini dönmüş durumdalar. Aslında sadece Türkiye değil Türkiye üzerinden Avrupa. Sonra da işte hürriyet gibi bir gazetede bu çıkıyor. FETÖcü trollerin göçmen oyunu. Sonra baktığınızda hangi hesaplardan falan yapıldığını falan da söylememişler. İşte bu göçmenlere karşı halkı neymiş işte bunlar kışkırtıyormuş. Ya, alakası yok. Sizin kendi içinizde. Yani kendi içinize bakın. Mesela Profesör Doktor Bengi Başar kardiyologmuş. Bu Twitter'da paylaşmış. Hilal Kat kaplana atfen. Hilal Kaplan demiş ki bu hızla giderse 10-15 yıl içinde kişi başına bir köpek düşecek ancak en büyük sorunumuz hayvan taparlar demiş. Sokak hayvanları ile ilgili konumuz o değil ama buna cevap veren Bengi Başer sığınmacıların bu sürede sayısı ne olacak düşündü mü acaba diyor. Yani sokak köpekleriyle onları eş değer tutuyor. Ya o da mı FETÖcü? Şimdi dolayısıyla eee salaklaşmamak lazım ve meseleyi sağlam sağlıklı analiz etmek lazım. Bir grup insan Suriyelilere sokak köpeği muamelesi yapıyor, bir grup insan onların dükkanlarını çarpılıyor işaretliyor. Bir grup insan onlara maraba köle muamelesi yapıyor. Aşağı işlerde çalıştırıyor. Bir grup insan e, onları kayıtsız çalıştırıyor. Bir grup insan da işte kadınlarını, kızlarını vesaire e, pazarlıyor bilmem ne. Onlar üzerinden e, bir iş tutmaya çalışıyor. E, neticede insan muamelesi görmüyorlar. Bana göre Suriyeciler ağırlıklı olarak sığınmacılar ve onlarınki bir ekonomik güç, e, ekonomik göç. Peki e, güvendeler mi Türkiye'de? Zannediyorum değiller. Türkiye'den başka bir yere gider, gidebilirler mi? Hayır kapı duvar. Bakın İngiltere'de manş denizi üzerinden gelen ve son yıllarda yoğunlaşan düzensiz göçle mücadelenin komutası kraliyet Donanması donanmasına veriliyor. Yani Fransa'ya kadar gelen insanlar hala bununla yetinmeyip İngiltere'ye geçmeye çalışıyorlar. Koca manş denizini aşarak ve donanma artık onları orada engelleyecek. Ayrıca biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın kararı Bundan sonra yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan tüm e, sığınmacıları veya mültecileri e, İngiltere 1 Ocak'tan itibaren Ruanda'ya gönderecek. 1 Ocak'tan itibaren yakaladığı herkesi. Bir de işin böyle bir yanı var. E, Yunan basını Yunanistan'a kaçak geçiş için İzmir'den paramotorla havalanan iki Türk vatandaşının benzinleri bitince Evia adasındaki Karistos köyü yakınlarında denize çakıldığını duyurmuş. Sadece Suriyeliler veya içinizdeki Afganlar değil, Türkler de böyle ülkesinden kaçmaya çalışıyor. Çok girift, çok e, kalabalık bir mevzu. İş nereye gider ne olur bilmiyorum ama sapsaman her şey birbirine karışmış durumda. Alaaddin Çakıcı da Türkiye'den ayrılmış. Kanada üzerinden Amerika'ya geçtiği söyleniyor. Halk TV'nin haberine göre. Herkes bir yerlere, bir yere veya bir yerlere kapağı atmaya e, çalışıyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Ukrayna Ukrayna'yla da ilgili bir iki şey söyleyeyim. Doğuda ve güneyde çatışmalar yoğunlaşmış görülüyor. Ancak batı sınırında 40-42 mil Polonya sınırına Lviv ülkenin 5. 6. büyük şehri 700 bin nüfusu var. Lviv'e de füzeler düştü ve Lviv belediye başkanı Ukrayna'da hiç kimse güvende değil dedi. Bu da son derece enteresan. Koca Ukrayna'yı Rusya'nın veya Rus ordusunun kontrol altına alması düşünülemez, mümkün de değil ama belli ki füzelerle, füzeler yoluyla bu iş e, bir tehdit olarak veya kendinden konuşturma olarak devam ediyor. Veya güvensizlik işte şeyin söylediği gibi, Livi Belediye Başkanı'nın söylediği gibi Ukrayna'yı her zaman tetikte tutma. Donbas'ta çok kısa süre içerisinde büyük bir kapışma olacak diyor. Kerim Has 14 Nisan'da demiş bunu ama geliyor gelmekte olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Ukrayna'daki özel askeri operasyonun ki buna savaş demiyor Ruslar biliyorsunuz bir sonraki safhasının başladığını açıklamış. Orada bakalım 2021 rakamlarıyla en çok silah satan ülkeler sıralamasına %37 ile Amerika ilk sırada %20 ile Rusya onu Fransa %8.2 ile takip ediyor. Evet. Silah sanayi coştu bu ara. Bunu da söyleyelim. O arada bu fotoğraf Türk basınında göremedim ama işte son Mescid-i Aksa baskınında İsrail askerlerinin bir Müslümana veya bir Filistinliye muamelesi görülüyor. Bu fotoğraf Daily Telegraph gazetesinin göbeğinde yayınlandı İngiltere'de. Hani öyle İsrail haberleri, Filistin haberleri görülmüyor falan da demesinler. Bilakis Türkiye görmüyor şu anda. İsrail'le e, barış çubuğu tutturuyorlar ya İngiliz gazeteleri görüyor orada 2020-2021 yıllarında İsrail e, üretimi bir casus yazılımla Başbakanlığın ve Dışişleri Bakanlığının İngiltere'de takip edildiği, dinlendiği ortaya çıkmış. Zanlı ülkelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, e, Güney Kıbrıs ve Ürdün. Bakalım bu işte nereye gidecek ama önemli. E, Boris Johnson hükümeti son dönemde e, Parti Gate yani başbakanlıkta verdiği lockdown döneminde başbakanlıkta verdiği partilerle başı sıkışmıştı. Bu da yeni eklendi. Son ekrana getireceğim şey Avrupa Birliği algıları araştırması. Bunun yansımalarıyla vereceğim. Göç, göçmen, sığınmacı, ekonomi devam ediyoruz. Aynı konu. Türkiye en yakın kiminle işbirliği içinde olmalı diye cevap verenlere bakıldığında genel kitle içerisinde %33 Avrupa Birliği diyor. Ve bu gençlerin 18-24 yaş arası gençlerin 44'ü Avrupa Birliği diyor. En yakın kiminle işbirliği içinde olmalı diye. E, Avrupa Birliği üyeliği iyi bir şeydir diyen yüzde 58.6, gençler yüzde 72. Yani gençlerin 72 Avrupa Birliği iyi bir şeydir diyor 18-24 yaş. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine ilişkin bir referandum olsaydı evet oyu verirdim diyen yüzde 68, gençler 75. Son olarak e, Avrupa Birliği algısı araştırmasının son kapağı çok geniş bir araştırma internette bulabilirsiniz. Ben dört kapak getirdim sadece size dört grafik. Çocuğunun Avrupa'da eğitim almasını isteme ve eğitim için tercih ettiği ülke e, kesinlikle isterim diyen gençler yüzde %51. 51.4. Ülkelerde Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, İsveç, İsviçre, Hollanda diye sıralanıyor. Ne Rusya var ne Malezya var ne İran var. Ne Ukrayna var, ne Macaristan var, ne Katar var, ne Suudi Arabistan var, ne Mısır var. Evet, Durum böyleyken böyle. Ee, kendi vatandaşımız da, kendi gençlerimiz de yönünü batıya dönmüş durumda. Ama Afrika'nın kuzeyinden, Orta Doğu'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan da batıya doğru büyük bir ekonomik e, göç var. E, bunu da anlayabiliriz. E, Hatırdan uzak tutmayın. Bu sadece savaştan kaçma, sadece güvenlik endişesi değil, ağırlıklı olarak ekonomik. Vatandaşın bu konuda yapabileceği bir şey yok. Vatandaş bununla ilgili çözüm üreten, yani kapıları tutan ve içeridekileri de rehabilite eden veya mümkünse geri gönderen yönetim ister ve onlara oy vermek ister. Dolayısıyla eğer bu doğru dürüst yönetilmezse, bu konuda tedbir alınmazsa da ee, önce kargaşa çıkar, ardından kavga ve sonra da burada telaffuz etmek bile istemeyeceğimiz olaylar yaşanır. Diyelim ve bu konuyu bundan sonraki aylarda sıkça konuşacağımızı hatırlatarak kapatalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşçakalın.